Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neden CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan nefret ediyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Külliyesi'nde görevli en yakın adamlarından aldığımız son haberlere göre Cumhurbaşkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu nefretinin kişisel boyutları olduğunu öğrendik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adlarının verilmemesini isteyen eniştelerinden biri ki bu enişte kendisine en yakın 3 enişteden biri, yaptığımız gizli görüşmede bize aynen şöyle dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve son 1000 yılın dehası mürşidi ve Gavslar Gavsı Recep Tayyip Erdoğan'ın babası Ahmet Erdoğan'ın ölümü hakkında çeşitli rivayetler var. En çok bilinen rivayet ki bizim köyde de öyle bilinir, Ahmet Erdoğan yolda yürürken üstüne düşen bir konser piyanosu nedeniyle ölmüştür. İlk başta Allah herkese böyle hızlı ölüm nasip etsin deyip Fatiha okuyarak durumu geçiştirebiliriz. Halbuki Ahmet Erdoğan'ın gerçek ölüm şekli bütünüyle farklıdır. Biliyorsunuz Ulular Ulusu Yüce Recep Tayyip Erdoğan ki kendisi bana hürmeten enişte der, abi der. Neyse işte bizim Tayyip bu ülkenin başına geçmeden önce ülkede bankamatik kuyrukları vardı ve o bankamatik kuyruklarında da insanlar ölürdü çünkü makine para vermezdi. Bu bankamatik kuyruk ölümlerinin ilk kurbanı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın babası Ahmet Erdoğan'dır. Ülkedeki ilk bankamatik Kasımpaşa'da Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dikilmişti. Orada da ilk ölen Ahmet Erdoğan'dır ve zaten bunda Kılıçların kastı olduğu ve Ahmet Erdoğan'ı gözüne kestirdiği açıktır. Zaten cenaze namazı sırasında da ne zaman secdeye rükuya varsak çevresinde 100 jandarma ile gelir kıçımıza tetik atıp gülerdi. Hiçbir şey yapamıyorduk çünkü 1988'in aralığında namaz kılmak yasaktı ve adamı şikayet etsek biz suçlu konumuna düşecektik. Yani Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Melih Gökçek, Süleyman Soylu ve Bülent Arınç gibi onca mümin kahramanın kılıçlar nefreti temelsiz değildir. Bu zalim adam bize çok çektirdi. Ama bu işin bir de Lozan'ın 100. yılı var, ahireti var, bu dinsiz yılandan davacıyız. Yeter be, 80 yıl boyunca kafamıza piyano attılar, bankamatik kuyruklarında süründürdüler, ben de anamı sana yağ kuyruğunda kaybettim. Otopsisinde ölüm sebebi olarak yağ yetmezliği diye yazılmıştı da Kılıçdaroğlu daha sonra yazıyı silip çok et ve lokum yemekten ölmüştür diye not yazdırmıştı. Bir de nispet yapar gibi önümde ekmeğine sana yağ sürüp gözlerimin içine bakarak yemişti. Davamız kinimiz nefretimiz budur. Unutursak kanımız kurusun. Kahrolsun CHP zihniyeti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eniştesi sözünü bitirdikten sonra hızla ayağa kalkıp gizlice buluştuğumuz mekandan saray yönünde ağlayarak koşup gözlerden kayboldu.